Ben şimdilik gerçek politikalarını uygulayacaklarını sanmıyorum. Daha çok iktidara geldiklerinde uygulayacaklar. İnsanlara daha sempatik ve sempatik görünmek için daha demokrat davranacaklarını zannediyorum. Temizlikle ilgili bir ceza verecekse verebilir. Ruhsatını iptal edebilir ama... Kapatılır diye bir endişeniz var mı? Yok, hiçbir endişem yok. Yani zor kapatırlar. Kapatmak için bayağı uğraşmaları gerekir. Kapatılırsa ne yaparsınız? İçkiyi bırakır mısınız? İmkansız. Nasıl Konya'da içki, şu anda Türkiye'de en çok içki tüketilen yer Konya'ysa, şu evlerde içildiği için... Zannediyorum ki Türkiye'de içki tüketilme oranı da artar. Kızılay'dan geçiyordum. Sonra bir genç 20-25 yaşlarında yanıma geldi. Uzun kolumdan böyle tuttu. Bu kafalarınızı kapatacaksınız. Giyineceksiniz dedi. Tabii ben bir şey söyleyemedim. Geçen gün buradan geçiyordum. Arkamdan bir bey, ki ben o kadar açık bir kişi değilim. Siz bu şekilde giyiniyorsunuz ama yakında başınızı da kapatıp o zaman göreceksiniz gününüzü diye konuşma yaptılar. Trende hanımlara ayrı, erkeklere ayrı bindiriyorlarmış bilmem ne. İşte işitiyor, korkuyoruz. Tezgaha aç koyarken tedirginlik duyuyorum ben. Herhangi bir şey olabilir. Belki parti bu konuda bir şey yapmayacak ama bir takım fanatikler bazı olaylar gerçekleştirebilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Dinde zorlama yoktur. Kimseye zorlama yapılmamalı. En azından Müslüman olduğunu iddia eden insanlar bunu yapmamalı. Onların çarşaflı kadınları... Maalesef bizim gibi açık gezen insanlara bakışlarından rahatsız ediyorlar. Bunu herkesin bilmesinde yarar var. Yaşantımı etkileyecek şüphesindeyim. Korku evet. İçerisindeyiz, bilemiyorum. Daha kapalı bir kesim genellikle, refahçılar. Yine de rahatsız olacağız ama fazla baskı yapamazlar. En son Cuma günü şeyi alırken mesela devlet teslim töreninde etrafta görünen olaylar çok çirkin olaylardı. Layık bir giyim yoktu gördüğüm kadarıyla. Sarıklı uzun elbiseler giymiş kişiler vardı. Yani bir Atatürk ilkelerine falan şey yapmıyordu. Dayanmıyordu yaptığı hareketler. O yüzden biraz şeyim yani tedirginim gerçekten. Onlara bağlı olan fanatik grupların bu işi fetih olarak görmeleri, kendileri gibi düşünmeyenleri düşman olarak görmeleri. Yani sanki bir düşman toprağını fethetmiş gibi konuşuyorlar. Ben sokakta böyle konuşmalara şahit oldum. Eminönü'nde mesela. Bu bizim için bir fetih diyorlar. Halbuki biz de aynı memleketin vatandaşlarıyız. Aynı dinin mensuplarıyız. Ama onlara göre farklıyız. Belki dinsiziz. Bunu